Evet sayın seyircilerimiz, Suudi Arabistan'daki küme ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bugün Suudi Arabistan Şavaf Güvercin Federasyonu Başkanı Medeni Şerif Bey'in evindeyiz. Kendisi bizleri ağırladı. Biraz önce de kümeslerinin ziyaretinde bulunduk. Kuşlarını tanıttı ve şimdi kendisiyle kısa bir söyleşide bulunacağız. Ve bu arada da bize burada Çelebi arkadaşımız tercümanlıkta yardımcı olacak. Çelebi, acaba bugünkü misafirler hakkında, bugün burada bizi ağırladı, kümesleri hakkında ne tür kuşlar besliyor? Bak, onların hakkında bize kendini bir anlatsın. Hamamı meyyez o. Ulu şe'biye lan fil halic kamil. Hamam yani inşallah mahbub. Sehlet terbiye. Birçok güvercin ırkı beslemekteyim. Ayrıca şebap güvercini de besliyorum. Bu güvercinleri beslemekten son derece mutluyum. Şebap güvercinlerini Türkiye'de olduğu gibi yetiştirmek ve beslemek istiyorum. İnşallah kullu muttajih nahvel standard resmi. Peki kendisi bu güvercinlere güvercin beslemeye ne zaman başlamış? Min 4 senavat bin nisbe liye. Walakin hadi fasila mevcut indena mumkin 25 senedir kuş besliyorum. Son 4 yıldır da şebap güvercinlerine karşı bir merakım söz konusu. Şebap güvercinlerini de beslemeye başladım. Türk güvercini olarak da şebaplara 4 sene diyorsun. Evet. Peki bizim buradaki festivalde gördüğü eksiklikler şimdi biz diğer festivallerde geziyoruz. Diğer festivallerdeki konumları, şartları biliyoruz ama burası daha bu herhalde ikinci festival tahminimce öyle, evet, değil mi? Bu ikinci festival olmasına göre biz kendimiz ve Ankara'dan gelen federasyon başkanımız ve hakem heyetimizle beraber bugünkü buradaki yapılan biz bu festivali çok başarılı bulduk. Kendileri neler söylemek ister? Festivaldeki başarımızı Türkiye'ye borçluyuz. Türkiye'deki festivallere düzenli olarak katılıyoruz. Bu sayede eksiklerimizi görüyor, yapmamız gerekenler hakkında fikir sahibi oluyoruz. Türkiye'deki güvercin festivalleri çok gelişmiş düzeyde. Biz de Türkiye'deki festivalleri örnek alıyoruz. Yapacağımız yeniliklerde Türkiye'yi kendimize örnek alarak planlıyoruz. İnşallah kul sana ahsen min evvel. Tamam. İnşallah kul sana nahdur indu Ankara inşallah. Festival Ankara. Peki böyle bir getirmek istediği yenilik var mı festivallere? Yani şimdi diyorum ki burada misal diğer ırklarla falan beraber bir arada yapıldı. Bu hünkariydi. Ondan sonra bizim Rosto dediklerimiz. Başka bir takım böyle bu demkeşler. Ondan sonra buharalar falan gibi böyle bir şeyler. Bayağı bir yoğunluk vardı. Sadece şabap üzerine mi yapılacak? Bu şababla yaptığı yenilikler işte nasıl diyelim, kategorileri yükseltmek, işte katılımları daha almak, buraya talepleri var. Misal atıyorum Musul'dan, Kerkük'ten, ondan sonra Bahreyn'den gelip müracaat etmek isteyen yarışmacılar var. Bir dahaki festivalde bu yarışmacılar da içine kapsamını alacaklar mı? Hada ma'arad, malu ma'ala, hak fasilet şebab lihal hada. Hadak Bukhara, Setenayet, hadak lihal. Festivalde birçok güvercin ırkı bulunmaktaydı. Ancak şebap güvercini üzerine yoğunlaşmamızın sebebi şebap güvercinini sevdirmek ve şebap yetiştirmek konusunda güvercin severleri teşvik etmekti. Bu çalışmalarımız önceki yıllarda olumlu sonuçlar verdi. Şebap güvercinini tanıtmak ve ülke geneline yaymak için elimizden geleni yapıyoruz. Peki başkan, acaba bizim Ankara'daki veyahut da diğer iller ve şeyler diyelim devletlerdeki en çok bizim Ankara'ya geliyor. Kendisi, evet, Şabap Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu festivallere katılıyor. Bizim festivalleri nasıl görüyor acaba? Naam, ma'arad mumayyiz. Hayır, ma'arad mumayyiz. Türkiye'ye sık sık geliyoruz ve özellikle Ankara'daki festivallere katılmaya çalışıyoruz. Ayrıca diğer Arap ülkelerinin de Türkiye'deki festivallere katılmaları konusunda teşvik ediyoruz. Türkiye'deki festivaller çok organize bir şekilde düzenleniyor. Biz de bunu örnek alıyoruz. Ya biz de Bereket Televizyonu olarak da kendisine şunları söylemek istiyoruz ve şahsım adına. Ben gördüğüm kadarıyla Medeni Bey Şabap'ta bizim kendi öz kuşlarımızı bu Arap ülkelerine, Suudi olsun, diğer ülkelerde olsun tanıtmak için elinden gelen bütün yardımları da gösteriyor ve desteklerini de bizden esirgemiyor ve bizi burada hakemiyeti, başkanımız ve biz
televizyon ekibi olaraktan bizleri ağırladığı için de kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız, şükran diyoruz. Allah'a selamünaleyküm inşallah şükür lana ve şükür lahum aşan zaruna ve yadiyofa zlastılafona. Biz de sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Buradaki Türk hakemlerden çok şey öğrendik. Güvercin yarışmalarındaki puanlama sistemleri, güvercin ırkları konusunda daha fazla bilgi edindik. Sizlere minnettarız. Gelecek yıl sizleri aramızda tekrardan görmek isteriz. كل يروح يبغى معرض حق سباق حق فصيلة شباب هذا فائدة كله حكم جابه السعودية. بيزا تشكرتك صالح. الحمد لله. الحمد لله. ببركة كعب وهتعملها وصاد الدنيا هتقولها وخد بقى عهد تعدلها سكت كتير خدت ايه مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطة دي بشرة خير ومنادي عالصعيدي وابن أخوك البورسعيدي والشباب الإسكندراني لما دي لمة رجال وأنا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبل جمال. Evet arkadaşlar biz dün evlerine gittik herhalde, kendisi misafir etti bizi sağ olsun. O da bizi ağırladı, çok mutlu, memnun etti bizleri. Ve kendisi de dünkü burada yapılan festivalde bayağı bir başarılı, kupalar falan aldı. Bize kendini bir tanıtır mı? Ne iş yapar? Halid el-Usaymi. Eskun medine Taif. Murabbi, i'tibar cedid el-hamam el-Turki. Vel-khayr vel-baraka fa-akhuna medeni. İsmim Halid el-Saime. Taif'te yaşıyorum. Uzun zamandır güvercin yetiştiriciliği yapıyorum. Güvercin merakım küçük yaştan beri vardı fakat Medeni Bey sayesinde yarışmalara katılmaya ve güvercinlere daha çok ilgi göstermeye başladım. Jo allamona standart resmi ve kul ma'rad nitawwar ihna bi şekil afdal ve hada şükür idaret el-nadi es-suudi istidafat hukam ala mustawa ali. وقدمت لنا أمور كثيرة تخدم الطير التركي وعلقتنا إحنا كمربيين ونصحح الأخطاء. Peki beyefendinin orada biz dün çok değişik kuşlar gördük. Pakistan kuşları var. Irk neler var diyelim. Irk kuşları var. Başka bizim kutluya tabir ettiğimiz ırk kuşları var. Bu kadar yoğunluğu tek başına mı besliyor yoksa orada biz bayağı bir kalabalık gördük. Orada yoğunluk vardı. O yoğunluklardan da orada arkadaşlarla paylaşarak mı besliyor kuşları? يا ربي معايا اخواني في عندي كذا اخو كل واحد متعلق بفصيله. Ben şebap güvercini besliyorum. Burada gördüğünüz tüm güvercinler bana ait. Ailemde de güvercin meraklısı çok fazla var. Onlar da farklı ırklarda güvercinler besliyor. Peki son olaraktan bir soru daha soralım. Bu Suudi Arabistan'daki yapılan şebap festivalini nasıl bulmuş? Eksiklikleri veyahut da daha işte şunları şöyle yapılırsa daha iyi olur falan diyeceği bir ekleyeceği bir konu var mı? El-ma'rad kan marra cemil. Lakin ehna kemurbiyin suudiyin natmah ntawwar. Geçen yıla göre bu seneki festivalde büyük gelişmeler var. Özellikle katılım oranı oldukça iyi. Güvercin yetiştiricileri daha bilinçli. Yetiştirdikleri güvercinlerin özelliklerini daha iyi biliyorlar. Türkiye'den gelen hakemler sayesinde de kendimizi çok geliştirdik. Yarışmalarımız daha heyecanlı ve güzel oldu. Seneye daha da iyi bir festival düzenlemek için çok çalışacağız. Evet sayın seyircilerimiz, şimdi de Türkiye'den buraya gelen Ankara Şebap Güvercin Federasyon Başkanı Mustafa Kale Bey ile birlikte olacağız. Mustafa Bey'in bu Şebap Güvercin'de kendi ve ekibi arkadaşlarıyla birlikte çok yoğun bir tempoda çalışıyor. Kendisinin en büyük amacı bizim Türkiye'ye mal olmuş Şebap Güvercin ırkını dünya evrenindeki bütün insanlara tanıtmak. Bütün amacı bu.
Çünkü bunu kendine bir görev olarak addetmiş. Şevap güvercini bugün Suudiye'ye, yarın işte Almanya'da, öbürsü gün işte Bahreyn'den davetler aldı kendisi. Diğer Arap ülkelerinden de davetler var. Oralarda Şevap güvercini tanıtmak için kendine bir yol çizmiş ve bu yolda devam ediyor. Şimdi de kendisiyle bu söylemler hakkında, buradaki festival hakkında bir ufak söyleşi yapacağız. Evet başkanım, nasıl gördünüz şebapçılığı burada? Adil abi teşekkür ediyorum. Hep beraber buradaki şebap güvercin besleyen arkadaşlarla dolu dolu bir 3-4 gün geçiriyoruz. Hala da içerisindeyiz. Bir genel bir özetleme yapmak gerekirse şöyle söyleyeyim. Suudi Arabistan özelinden başlayarak söyleyeyim ben size. Suudi Arabistan'da geçen sene de buraya gelmiştik biz. Bu ikinci gelişimiz. Geçen sene de bir festival vardı. Bu sene de bir festival var. Gelişimi çok net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Kuş kalitesindeki gelişim, kuşların yarışma standartlarında yarışmaya verdikleri önemdeki gelişim çok net bir şekilde gözlemlenebiliyor. Çünkü geçen sene de ben buradaydım, siz yoktunuz ama epey bir mesafe kat edilmiş. Çünkü Suudi Arabistan'da sizlerin de fark ettiğiniz gibi bizim Türkiye'den farklı bir besleme usulleri var. Çok kuş besliyorlar. Yani bir yetiştiricinin kümesinde bazen yüzün üzerinde çifti damızlığa atıldığını, çifthanelerde damızlık olarak beslenildiğini görebiliyoruz. Eğer Suudi Arabistan'daki şebap güvercin yetiştiricileri damızlık kalitesini 3-4 tık daha artırabilirlerse bizim Türkiye ile çok daha rekabet edebilir. Hatta Türkiye standartlarına yakın kuşlar çıkartacaklarına inanıyorum. Onun imasını, onların göstergelerini gördük bu geldiğimizde. Kümesten de kendi yavrularını almaya başlamışlar. Güzel yavrular da çıkmaya başlamış. Onları gördük, onları gözlemledik. Gidişatlarının çok iyi olduğunu düşünüyorum. Suudi Arabistan doğru yolda gidiyor. Ya benim burada gördüğüm bir şey var. Bu Mekke, Medine ve Taif'a gittik. Şimdi dün Cidde'deydik herhalde birlikte. Yani burada en ufak bir etkinlik olduğu zaman milletin böyle çok yoğun bir ilgisi var. Yani biz ilk defa buraya geliyoruz. Yani bir şu anda benim demin biraz önce burada Medeni Bey'in bizi ağırladığında yemekte en azından hemen hemen yaklaşık neredeyse 50-60 kişiye yakın adam vardı. O gün Taif'te desen yine ona kezayen vardı. Çok yoğun bir ilgi var ve bir de böyle birliktelik, bir arkadaşlık, bir dostluk var. Buna ne diyorsunuz? Ben de onu gözlemliyorum. Her ülkenin, her milletin bir kültürü var Adil abi. Yani ben biraz da üniversite eğitimimden bu konulara biraz teşhis koymaya çalışıyorum aslında. Benim de düşündüğüm konular. Bu Arap ülkelerinde farklı bir kültür. Mesela bir gün biz burada sadece işte 3-4 saatlik bir ziyarete geldik buraya. Ama bizim burada yapacağımız bu 3-4 saatlik ziyaret için Medine'den buraya gelen insanlar var. Toplam 6-7 saatlik yoldan sadece buradaki 3 saatlik sohbete katılmaya geldiler. Gidecekler geri buradaki iş bitince. Aynen senin dediğin gibi dün de Taif'te duruma benzer, senin dediğin duruma benzer bir durum vardı. İşte o şeyde İlk festival esnasında da öyleydi. İlk geldiğimiz gün Medine'de de öyleydi. İnsanlar birikmişlerdi. Yani gördüğüm kadarıyla böyle bir kültüre sahipler. Yani bir etkinlik olduğu zaman destek verme anlamında geliyorlar. Bu çok hoş bir şey. Bir de tabii bilgiye açlar. Yani bizden bir şey öğrenmenin de peşindeler. Şebap güvercin çok revaçta olan bir kuş. Festival alanında gördük. İşte festival alanının 4'te ikisini şebap güvercinler doldurdu. Yani orada bir sürü ırk var. Yaklaşık 17 tane ırk vardı. Evet. Yani belki bütün ırkların güvercin sayısını toplasanız şebap güvercin sayısı kadar ancaydı. Biz orada bir istatistik de yaptık kendimiz orada. Doğrudur. Yani oradaki bunu herkes söylüyor. Yani sadece biz değil. O salondaki diğer Araplar da söylüyor ve bir artan bir ilgi var. Biraz önce Medeni Şerif Arabistan Federasyon Başkanımızın da söylediği gibi aynı ortamda olmasının faydaları da var bu tür organizasyonların. Yani orada gördüğümüz bir fuar gibi bir şeydi. Bizim güvercinimizi gördükleri zaman
ve bu güvercindeki ilgiyi gördükleri zaman insanlar bizim güvercinlerimizi beslemeye başlıyor. Başka güvercinleri besleyenler. Ondan belki vazgeçmiyorlar ama kümeslerinde bizim kuşlarımıza da yer açıyorlar. Çünkü böyle bir kültür var burada. Yani birkaç ırkı bir arada götürüyorlar Arabistan'da. Bizim güvercinlerine de, güvercinlerimize de, şebaplara da kümeslerinde yer açıyorlar. Çok ilginç bir etkileşim oluyor. Yani Türkiye'den farklı giden bir şeyler var burada. Besleme tarzı biraz farklı. Yani yetiştiricilikten bahsediyorum. Yoksa şebabı bizim gibi beslemeye çalışıyorlar zaten. Kültürlerinden kaynaklanan bir farklılık var. Bu hoş bir şey. Hatta ben sana şunu da söyleyebilirim. Seyircilerimize de söyleyebilirim bunu. Yarışmada da ilginç bir şey gözlemliyorum ben. İki yarışmadır. Yarışmada hiçbir kategoride, yani sadece şebap kategorisine ait bir şey değil, yarışma sonucuna bir tane en ufak bir itiraz yok. İtiraz yok. İnsanlar tamamen ne çıkarsa gülerek, hoşlanarak, yani neredeyse suratlarında asıklık bile görmeyeceksiniz. Yani hepsi dereceye girmeyenlerin. Hepsi birbirine alkışlıyorlar, gülüyorlar. Yani böyle yarışmada derece alıp almamayı, alınca çok seviniyorlar. O kesin ama tabii. Yani almayan insanda da öyle bir, çok büyük bir burukluk, çok büyük bir eksiklik. Ya biz gözlemlemiyoruz, bizden mi saklıyorlar bilemiyorum. Ama öyle bir şey ben geçen yılda görmedim. Hatta diğer ırk güvercinlerin yarışmaları da var. Onu da görmedim. Çok hoş bir durum. Yani orada çıkan sonuca razılar. Bir itiraz, bir başka bir şey yok. Hocam özür dilerim, lafını da kesiyorum da. Şimdi bizim şöyle bir, her Müslüman toplumda yaşayan insanların, İslamiyet'e inanan insanların, hak yolunu bilen insanların bir amaçları, idealleri vardır. O da nedir? Mübarek toprakları ziyaret etmek. Peygamber Efendimiz'in mezarını, işte burada, işte burayı ziyaret edip o gerekli yerlere, bugün bizim gittiğimiz Arafat'ı, ondan sonra Nur Dağı'na, ondan sonra bu işte şeytan taşlandığı yerlere. Biz buralara gittik, buraları ziyaret ettik. Peygamber Efendimiz'in oraya geldik ve burada Allah kısmet, işte Allah kabul ederse Ümre görevimizi de yerine getirdik. Çok şükür. Bunun tek bir vesilesi var. Hı hı. Bir ara toplumun ve milletin böyle eksik gördüğü, işte kuşlara değişik gözle, kuşa daha değişik farkla bakan insanlara bir örnek teşkil ettiği için söylüyorum. Bu kuşun sayesinde, bu güvercinin sayesinde buraya gelen Türk heyetinin hepsi Ümre ziyaretimizi de yapmış bulunuyoruz. Yani bu güvercinin bize vermiş olduğu dostluk, arkadaşlık ve İyiliklerin ne kadar çok olduğunu bu milletin de anlaması gerektiğine inanıyorum ben. Evet. Ve bir de burada şöyle bir şey daha var. Dün Taif'te evini ziyaret ettiğimiz arkadaşın yeğeni. Hı hı. İşte bayağı bir ödül aldılar. 7 tane kupa aldılar herhalde. O kupa aldığında onun sevinçle böyle nara atması, çığlık atması. Ama başka bir arkadaşının da, tanıdığı bir insanın da kupada ödül aldığı zaman aynı kendi amcası, dayısı, artık tam bilemiyorum ama ona nasıl böyle bir figan ferad edip bir zevk duyduysa, başka bir arkadaşının da kupa aldığına aynı zevki duyduğunu gördüm. Yani bu çok iyi ve çok böyle gözlenmesi ve izlenmesi gereken bir şey. Ve tabii ki benim bunu burada söylememin yegane sebebi, bizde de bunun aynı bu şekilde olmasını temenni ediyorum. Çünkü bizde bazen böyle işte kuş besleyen arkadaşımızın kendi kuşlarındaki olan hataları, işte bir kurallar var, 9-10 tane bir kural var. Bu kuralların eksikliğini görmeyip de ya benim kuşumun hakkını yediler demektense başarıyı sağlayan arkadaşlarını takdir edip alkışlamalarını tavsiye ediyorum. Ve onlara da buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Başka eklemek istediğiniz konular var mı başkanım? Şimdi senin biraz önce dokunduğun bir nokta var. Şebap güvercinlerimizin bizi getirdiği yer diyerek. Evet, bizim toplumumuzda şöyle bir algı var. Maalesef bizim toplumumuzda. Ama işte biz şebap güvercin besliyoruz. Şebap güvercin camiası olarak bu yargıyı yıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bilinçli, örgütlü, hedefe kilitlenmiş bir şekilde elimizden geleni yapıyoruz. İşte biraz önce senin dediğin gibi görüyorsun, bir şebap güvercini bizi nerelere getirdi? İşte geçen ay Avrupa'daydık, Köln'de. Avrupa'nın başkenti, Avrupa'nın kalbi denilebilecek bir ülkede, Almanya'da, Köln'de festival yaptık. Yani böyle bir şey. Dortmund'a da gittik. Evet, Dortmund'a gittik, fuara katıldık. Düsseldorf'taki fuara. Aynen, Düsseldorf'a katıldık, gittik. Yani
Bu güvercinin sayesinde yaptığımız bir organizasyon. Yani geldiğimiz yeri tahmin edebiliyor musunuz? Bir sürede geldik bu ay, Şubat ayında. Suudi Arabistan'da Medine'ye geldik. Cidde'ye geldik, Mekke'ye geldik, Taif'e gittik. Yani bu Şebap Güvercin götürüyor bizi. Bunun peşinde gidiyoruz. Ve ne kadar güzel dostluklar ediniyoruz. Farkındasınız. Evet. Ne kadar güzel bir kültürel etkileşim içerisindeyiz. Her şeyden önce Cenab-ı Rabbül Alemin bizi yarattığında tüm İslam toplumu olsa, dünya evrendeki bütün canlı varlıkların hepsini kardeş olarak yaratmış. Herkes ondan sonra belirli bir yerlerde bölünmeler, ayrılmalar olmuş. Ama Yaradan bir. Herkes ayrı yol seçmişler. Hele bizim en büyük buraya sevgi vermemizin en büyük sebebi de şu olması lazım. Elhamdülillah Müslüman ülkelerin en büyük değerleri burada yatıyor. En büyük değerimiz, en büyük varlığımız burada. İslam aleminin en büyük değerlerine burada sahip çıkıyorlar. Yeri geldiği zaman onların bakımını yapıyorlar, ihtiyaçlarını gideriyorlar. Ve bizim burada, ben tam arkadaşımızın adını şey yapamıyorum, zikredemiyorum. Sabri arkadaşımız iki gündür bizi gezdiriyor. Allah bin kere razı olsun. Bizi aldı götürdü Kabe'ye. Kabe'de bize tavafımızı yaptırdı. Orada bizi bütün rehberliğimizi yaptırdı ve Ümre ziyaretimizi bize gerçekleştirdi. Allah razı olsun kendisinden. Bu dostluğu, bu yakınlığı, bu arkadaşlığı illaki biz de bunlara Türkiye'de göstereceğiz. Herkesin dediği kendini bağlar. Biz buradaki gördüğümüz dostluğu, arkadaşlığı çoğu yerde görmedik yani. Bunu da burada açarak söylemek istiyorum. Peki başkanım, yani bir de şöyle bir şeyler daha var. Bizim buraya gelmemizden, bu kültürü yaymamızdan, İşte bu güvercine hizmet etmemizden dolayı bazı rahatsız olanlar var. Neden bizle birlikte olmayıp da işte Türkiye bitti de Avrupa'ya mı açılıyorsunuz? Türkiye'de bu kuşu yaygınlaştırdığınızda Avrupa'ya mı öğreteceksiniz? Hemen akıllarına bazı manevi yönleri değil de sizin söylediğiniz manevi yönler değil de hep maddi yönleri ön plana çıkartmaya çalışıyorlar. Biz bugün bu kültürü yayabilmek için gerçekten söylüyorum, bunu çok korkunç meblağlar harcamamız lazım ki bu kültürü topluma anlatalım, topluma lanse edelim. Kültür Bakanlığı'nın olsun veyahut da diğer bakanlıkların bize destek vermesi gerekir aslında bu konuda. Biz öyle bir talebimiz de yok. Federasyon olaraktan, güvercin camiası olaraktan biz bu kültürü dışarıya Avrupa'ya yaymışız. Yaymaya çalışıyoruz ve bunun da önüne sizin dediğiniz gibi bu saatten sonra geçileceğini tahmin etmiyorum. Yarın bir gün buna inanın. Bütün Arap ülkelerinde bu şabap güvercini beslenecek. İnşallah. Benim gördüğüm izlenim bu. İnşallah. Siz de aynı kanıda mısınız? Evet. Şimdi tabii Adil abi, o söylediğin ilk konuya değineyim ilk önce. Yani insanlar bazen çok güdük düşünüyorlar. Yani kısa işte atacağı bir adım sonrasını düşünerek o bir adım sonrasındaki kendi çıkarına dokunan bir şey var ise onun aleyhine veya lehine sözler, cümleler kurabiliyorlar. Bunu ben biraz güdük bir düşünce olarak düşünüyorum. Güdük düşünmemek lazım. Kabuğumuza kapanıp Türkiye'de şöyle oldu da böyle oldu, böyle şöyle oldu. Bu çok seslendiren yok. 3-5 kişinin ötesine geçmez. Geçeceğini de zannetmiyorum. Bunların doğru olmadığını, doğru bir yol olmadığını hepimiz biliyoruz. Eğer hani hep söylediğimiz bir şey var. Ülkemize gittiğimiz zaman kimi görseniz görün şunu söyler. Evet, ülkemi seviyorum, ben ülkemi seviyorum. Ülkem için ölürüm, ülke için kendimi feda ederim, parçalarım, yakarım, yıkarım. Ülkem için şöyle yaparım.
denilen bir sürü söylem var. Bu lafla olacak bir şey değil. İcraat lazım. İcraat lazım. İnsanların bir şeyi yapması lazım. Bakın ben Mustafa Kale, Şebap Güvercin Federasyonu Başkanıyım. Ben yaptığım işi iyi yapmak için, ülkemizin bir değerini dünyaya tanıtmak için dağ taş geziyorum. Evimden, barkımdan, işimden yıllık iznimi aldım ben şu anda. Yıllık iznimle buradayım. Geçen hafta, geçen ay Almanya'ya gittiğimden yine yıllık iznimin bir bölümünü kullanarak gittim. Vaktimden, zamanımdan, maddi olarak harcadığım, sosyal yaşantımdan harcadığımın haddi hesabı yok. Ben ülkem için yapıyorum. Kendi hobim için de yapıyorum. Tabii ki seviyorum da bu işi. Yani bunu sevmeden yaptığımı da hiç kimse söyleyemez. Tabii ki severek de yapıyorum. Ama ben ülkem için böyle bir gayret içerisindeyim. Eğer milliyetçilik söylemleri var, kuru içi doldurulmamış. İşte milliyetçilikse, ülkene fayda sağlamaksa, işte buradayım. Sağlıyorum. Türkiye için bir şeyler yapıyorum. Bunu eleştirmek, yani hangi aklı evvelin işidir bunun yapılmasını anlamak mümkün değil. Yani yaptığımız şeyin farkına varmaları lazım. Biraz önce sizinle de röportaja başlamadan önce sohbet ederken söylemiştim. Tabii öyle bir şeyin peşinde asla değiliz. Yani biz kimseye şu bizi şöyle yapsın böyle etsin bir teşvik olalım diye düşünmüyorum. Ama eğer bir Kültür Bakanlığı'nın eğer bir ödülü varsa onları almaya aday bizim camiamız. Mustafa Kale'yi demiyorum, arkadaşlar yanlış anlamasın. Ben şahsi düşünüyorum. Ben diyen biri değilim. Asla öyle bir şey demiyorum. Federasyonumuz, Şebap Güvercin Federasyonu o kültür madalyasını almaya aday bir örgüt olduğunu düşünüyorum. Bizim yaptığımız bir sivil toplum örgütünün ötesine geçmiştir arkadaşlar. Yani şu anda gittiğimiz yer ülkemizin kültürünü dünyaya yaymak yoluna gelmiştir. Yani çok iddialı laflar kullanıyorum belki ama inanın öyle. Yani bakın şu anda burada Bereket TV bizim çalışmalarımızı, bizim burada gösterdiğimiz gayretleri kayda alıyorlar. Onlar da görüyorlar, onlar da şahit. Sizler de göreceksiniz Türkiye'de bu yayınlar, bu kayıtlar yayınlandığında. Yaptığımız iş bir kültürel özelliğimizi dünyaya yaygınlaştırmak, kendimizi onlara anlatmak, insanları anlamak. Bence bu ödüle layık bir çaba. Camiamızın ödüle layık bir çabası. Camiamız hak ediyor bunu. Hep birlikte hak ediyoruz. Eleştiri yaparken lütfen arkadaşlar oturup biraz düşünsünler. Şu şöyle oldu, böyle oldu derken kısa düşünmesinler. Yani onların da çok kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum arkadaşlarımızın. Biraz oturup düşünsünler, biraz ileriyi görsünler. İlerisi aydınlık arkadaşlar. Yani aydınlık derken bu işten maddi boyutunu göz önünde tutarak herkes bir şeylerden nemalanmanın peşine gidiyorsa onun için bir şey diyemem aydınlığını, karanlığını. Ama besleyen sayısı ne kadar artarsa maddi boyutunun da artacağına inanıyorum. Yani alım, satım, ticaret hep satacağız diye de bir şey yok. Yani alabiliriz de. Türkiye hocam, olarak alabiliriz de. Çok özür dilerim. Orada araya girmek istiyorum. Yani şimdi sadece bu işin bizde bir şey var. Arkadaşlarımız hep maddi boyutunu düşünüyorlar. Acaba işte bunlar oraya gidiyorlar veyahut da işte bunlar çok gündeme geliyorlar. Festivaller yapıyorlar. İşte bilmem ne, bu işin hep böyle vatanseverlik veyahut da bir milli duygu olarak değil de işte maddiyatın öne geçtiğini falan zannediyorlar. Ama biz bunlara, siz diyorsunuz ki bak sosyal yaşantımızdan taviz veriyoruz. İşimizden, gücümüzden taviz veriyoruz. Ondan sonra biz bu meraklı olduğumuz için biz bu yola kendimizi adamışız. Ben de taklacı güvercin besliyorum. Ben de bu yola kendimi adamışım. Herkes ne söylüyorsa söylesin. Bizim niyetlerimiz doğru olsun. Allah bizim kafamızı aşağı eğdirmesin. Ama biz bunlara bu işleri yaparken gerçekten maddi boyutunda çok yüksek paralar harcıyoruz. Yani bugün bir damızlığı sağlamak, damızlığını yenilemek bugün kolay değil. Yani bu işte bir bayağı bir rant var. Yok diye bunu yalan söyleyecek halimiz yok. Herkes bir atasözü de vardır. Bal tutan balmağını yalar hesabı vardır. Ama biz bu işi kovalıyoruz, koşturuyoruz ama kaliteyi geçirmek için de biz bunlara mecburen bir maddiyat para yönüyle harcamada bulunuyoruz. Bizim buraya gelen sağ olsun Medeni Şerif Bey bizim bütün burada masraflarımızı karşıladı. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz tekrardan. Ama buraya gelmeye kalksak, biz İstanbul'dan Köln'e giderken de bayağı zahmetli gidiyoruz. Ankara'dan oradan oraya giderken falan hep ceplerimizden paralar harcıyoruz maddi yönleriyle. Ama damızlığımızı sağlamak için eğer biz bunlara para maddi yönden veriyorsak da
Bunu verirken de tabii ki biraz talepleri olacak yani. Olmazsa bu işi yürütme şansımız yok. Çünkü bayağı bir rant oldu bu şimdi. Talepler çoğalıyor, istekler çoğalıyor. Eskiden bizim ben şimdi görsem her şabap kuşunu açık renkli, miskiydi, kürenkti, abalıydı. Ben alır alır eve götürürüm. Ama bunların da bir kriterleri var. Yok arını olacakmış, yok ense olmayacakmış. Boyun, kafa, paça, kanat, kuyruk falan. Böyle işte taneleri, şunları bunları çok büyük şeyler var. Ama bunları ayakta tutabilmek için de bu kuşlara aşı yapmanız gerekiyor. İşte formlarını değiştirmeniz gerekiyor ve bunların içine de damızın içine kuş koymanız gerekiyor. Bu da bir maddiyat. Aynen. Arkadaşlar bunun yönü de düşünmesi lazım. Yani bizim bu işlere kalkıştığımız zaman hep bunun maddi boyutunda düşünmüyoruz yani. Çünkü öyle duyumlar aldığım için bunları söyledim hocam. Evet. Evet hocam, şimdi bu konuları hep böyle konuşuyoruz da yani haklı olduğumuz taraflar çok. Evet. Yani bu konularda sizler neler diyorsunuz? Yani? Tabii şimdi ben aslında şöyle düşünüyorum. Hatta Şebap camiasına da şöyle seslenmek istiyorum ben. Arkadaşlar yani bizim güvercinlerimizin tabii ki maddi değeri var. Hele son zamanlarda artan bir maddi değeri var. Bunun örgütlü olmaktan kaynaklandığını biliyorum. Biz federasyonu kurduğumuzdan beri güvercinlerimizin değeri artmada, yükselişte. Bunun sebebi şu, nerede bir istikrar var ise, nerede bir değişmeyen kurallar var ise insanlar buna rağbet gösteriyor. Besleyen sayısı, şebap güvercini besleyen sayısı artıyor. Bu da ister istemez tabii ki maddi boyutunu da, kuşlara ödenen paraları da artırıyor. Böyle bir artış söz konusu. Ha buna kimisi iyi diyebilir, kimisi kötü diyebilir. Ama eğer bir yetiştiriciyseniz, yetiştirdiğiniz kuşların pahalı kuşlar olması, yetiştirdiğiniz kuşların yavrularının iyi paralar etmesi, alınıp satılırken en azından masraflarınızı karşılamanız, çıkarmanız hoş bir şey. Bunu artık benim şahsi değerlendirmem. İnsanların da buna katılacağını düşünüyorum. Bu yönü doğru gidiyor. Böyle giden bir camiadayız şu anda. Yani maddi anlamda böyle giden bir camianın içerisindeyiz. Çok abartılı, çok yüksek rakamlar birkaç kuşa veriliyor olabilir, verilebilir. Bunlar gerçektir de zaman zaman veriliyor, duyuyoruz. Gerçektir de. Ama tabii bizim baz aldığımız rakamlar onlar değil. Biliyorsunuz işte insanların arasında genel geçer rakamlarda alınıp satılımlar yapılıyor. Bunları kuşun maddi boyutuna odaklanmadan beslediğimiz kuştan zevk alarak beslenmek en önemlisi. Ha maddi boyutta elimizden çıkartacağımız, fazla olacağımız kuşumuz olduğu zaman veya kan katacağımız zaman da maddi boyutu işin devreye giriyor. Bunun da iyi yönde ilerlediğini, bizim şebap camiasının lehine bir durumda olduğunu düşünüyorum. Ama bak hep söylediğim bir şey var. Biz olaylara üstten bakmak zorundayız. Federasyon olarak eğer bir yere gitmeyi planlıyorsak biraz yukarıdan bakmamız lazım. Sadece Türkiye perspektifinden değil, artık biz uluslararası bir camiayız. Uluslararası perspektiften bakmak lazım. Suudi Arabistan'daki yetiştirici arkadaşlarımızın da iyi kaliteli damızlıkları nasıl edinebileceklerini, ellerinde kuşları çoğaldığı zaman ben mesela Suudi Arabistan'dan kuş götürmek istersem nasıl götürebileceğimi, onlar getirmek isterse nasıl getirebileceğini, Avrupa'daki arkadaşlarımızın kuşlarını nasıl temin edebileceklerini Türkiye'den. Transfer olayını çözmemiz lazım. Transfer olayını çözsek işin maddi boyutu da çok farklı yerlere gider. Hem alım hem satım. Hep Türkiye'den satalım peşinde değiliz tabii ki. Yani biraz daha yukarıdan bakalım demek istediğim bu. Ama bir mesela uluslararası bir festival yaptığımızı düşünün arkadaşlar. Uluslararası bir festival yapsak bütün ülkelerden gelen yetiştiricilerle birlikte nasıl büyük bir sansasyon yaratırız güvercin camiasının içerisinde bir düşünsünler. Ben Almanya Federasyon Başkanı, şu anda ismini tam getiremiyorum. Yaptığım bir konuşmada söylediği şey şuydu. Orçun Bey'in mi? Orçun Bey bizim Almanya'daki dernek başkanımız. Evet. Orada bir Alman bir federasyon başkanı var. Onunla yaptığımız toplantıda dedi ki kaç kişi besliyorsun güvercini? Ben dedim ki 2000 kişi var Türkiye'de şu anda kayıtlı. Kayıtsızlarla birlikte belki 4000 kişidir. Daha o zaman Suudi Arabistan devrede yok. Oranın federasyon başkanı dedi ki bu bir kuşu, sadece bir ırkı besleyen 2000 kişinin olması demek çok
çok büyük bir rakam dedi. Bizim şu anda dedi Almanya'da bir sürü ırk var dedi. Bazı kuşları 300 kişi besliyor Avrupa çapında dedi. Bazı kuşu 500 kişi besliyor. En çok besleyen kuş 1000 kişi falan dedi. Postacılar kastetmiyor. Gösteri ırklarından bahsediyor. En çok beslenen kuş 1000 kişi falan dedi. O da herhalde sanırım hünkârı olsa gerek. Gene bir Türk ırkı biliyorsunuz. O da sanırım hünkârı olsa gerek. Yani gösteri ırklarından. Yani biz böyle bir güce sahibiz. O günden bu yana da gücümüz ekstra arttı. İki katına çıktı. Evet. Yani düşünün böyle bir güçle geliyor Şebap Camiası arkadaşlar. Yani gittiğimiz yerin farkına varın. Bizim gösterdiğimiz istikrardan, doğrulardan, kurallardan ayrılmayalım. Biz doğru yola gideceğiz arkadaşlar. Bunu unutmayalım diye ya, bir mesaj da vermek istiyorum camiamıza. Evet, sağ olasın hocam da ben dün burada Taif'te de gördüm. Yani bizim Türkiye'de bile çok fazla sık görmediğimiz o çakmaklı maviler. Hı hı. O gök dediğimiz mavi gökler martısı. Evet aynen. Yani çok güzel böyle bir ırklar var burada. Yani bizim çoğu zaman ben Türkiye'de görmedim. Yani orada 2-3 tane dişi vardı böyle bir tespit ettiğimiz. Ve bugün burada bir mavi ak kuyruk aynalı bir erkek gördük. Burada bayağı bir yoğun ırk da var yani başkanım. Tabii ciddi miktarlarda kuşlar gelmiş. Mesela bir gün Federasyon Başkanımız, Arabistan Federasyon Başkanımız Medeni Şerif'in kümesini gezdik. Oradaki gördüğümüz maviler, çakmaklılardaki standardı Türkiye standartlarına yaklaşmış. Hatta Türkiye'deki yarışmalarda bence derece alabilecek kapasitede 3-5 tane kuş var Medeni Şerif kardeşimizin, başkanımızın, Arabistan Federasyon Başkanımızın. Bazı branşlarda üst seviyeye gelmeye başlamışlar. Yani çünkü ciddi bir şekilde besliyorlar. Sayıları çok. Çok sayıda besliyorlar. Ben gerçi çok tavsiye etmiyorum çok sayıda beslenmesini ama çok besliyorlar. Doğru. Böyle bir kültürleri var. Yani az kuş beslemiyor Arabistan'da hiçbir yetiştirici. Arkadaşlar yani bizim Türkiye'deki gibi 4 çift kümesinde şebabı olan hiçbir Arap görmedim ben burada. Hı. Ya da 5 çift Arap. Benim kümesinde 6 çift var deyince gülüyorlar. Benim kümesimde şu anda 6 çift kuş var. 6 çift var deyince gülüyorlar. Yani kuş yokmuş gibi algılıyorlar beni. Medeni Başkan'ın 70 çift değil başkanım. Mi? 70. 70. 70. Evet. 70 çift kuş olduğunu söyleniyor. Evet, 70 çift ya. Peki başkanım bir de benim bir şey daha dikkatimi çekti. Yani burada şimdi Medeni Başkanımın gerçekten çok böyle bir şeyi var. Tabiri caizse ne diyelim? Özverili davranmış. Kendisi yarışmada Medeni Şerif Bey'in başkanının hiçbir tane kuşu kupaya da yarışmaya atmadı. Öyle evet. Değil mi başkanım? Bunun sebepleri nedir? Yani bu aslında bir görsel bir olay ama hep dedikodudan, hep şaibeden korkulduğu için mi atılmıyor bu? Ya biraz da bizim Türkiye'yi örnek alıyorlar. Türkiye'de ben atmıyorum yarışmalara. Sanırım onu örnek almışlar. Aslında atmasında bir sakınca yoktu. Sakınca yok yani. Çünkü zaten hakemlerimiz Türkiye'den gelmişler. Yani federasyon başkanıyla herhangi bir bağlantısı, Suudi Arabistan Federasyonu Başkanı'yla herhangi bir bağlantısı olmayacak bir durumdu. Ama kendisi biraz incelik göstermiş. Hani biraz daha arkadaşlarımız rahat yarışsınlar diye düşünmüş. Sanırım ondan. Yarışmaya kuş atmamış. Yani özverili başkanlık, idarecilik, yönetim kurulu üyeliği hep özveri istiyor Adil abi. Siz de bir dernek başkanısınız ben evet. Biliyorum. Yani özverili işler bunlar. Yani başkasına mübah olan bizlere maalesef haram oluyor. Ben onu biliyorum. yapacak bir şey yok. Bu da bizim işin, yani, yaptığımız işlerin yan etkileri. Gördüğüm kadarıyla burada dereceye gelecek çok kuşlar var. Çakmaklılar da var. Abalı da var. Evet. Ondan sonra kürenk de var. Yani ben dereceye girecek bayağı kuşlar var. Ben gördüm yani burada. Aynen, çok aynen. Fazla sizler kadar anlamasam da. Var, biz de aynı tespiti sizin yaptık. Gösterdiğiniz gibi işte deminden beri sergiliyoruz ama eğer inşallah kısmet olursa biraz sonra bir sergi yapılacak. Bu sergide de sizlere böyle herhalde bir sorular, sualler sizi bayağı i̇nşallah. Bunaltacaklar yani inşallah. İnşallah. Zaten gittiğimiz her yerde görüyorsunuz. Bir soru cevap faslıyla gidiyoruz. Anlatıyoruz. Biraz dil problemi var. Onu aşmaya çalışarak tercümanlar vasıtasıyla. Hocam Arapça kursuna gidin o zaman. İnşallah. Zaten burada sökmeye başladık abi. Ehlen ve sehlen. Keyfi halık demeye başladık. Yani işleri sökmeye başladık.
İşte burada da elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce, kendimize anlatabildiğimizce hep soru cevap faslıyla insanlara güvercini anlatmaya çalışıyoruz. Güvercini anlatırken Türkiye'yi anlatıyoruz. Türkiye'yi anlatırken Anadolu kültürünü anlatıyoruz. Anadolu kültürünü anlatırken Türkleri anlatıyoruz. Türkleri anlatırken bir bakmışız Müslümanını anlatıyoruz. Müslümanını anlatırken zaten aynı olduğumuzun farkına varıyoruz. Öyle bir zincirleme şekilde gidiyor ki işler. Bağ yoğun. Bağ yoğun. İlişkiler yoğun bir şekilde gidiyor. İnşallah elhamdülillah iyi yoldayız. İnşallah daha da iyi olacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Evet sayın seyircilerimiz, biraz sonra Federasyon Başkanımız Mustafa Kale Bey buradaki arkadaşların sorularına cevap verecek. Beslenilen kuşların bu şabap güvercini hakkında bilgiler verecek. Kriterlerinin ne olması, aradıkları vasıflarla birlikte arkadaşlarla bir toplantımız olacak. Orada görüşmek üzere, hoşça kalın. Ben şebap güvercinlerle ilgili sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. Şebap güvercinlerle alakalı yeni olduğunuz için şebap güvercinlerde güvercinleri anlatmak istiyorum. Irk ırk buraya alacağız. Onlarla ilgili bilgi vereceğim. Sizin de sorunuz varsa sorularınızı alabilirim. Şimdi genel bir bilgi vereyim. Şebap güvercinler hakkında genel bir bilgi vermek istiyorum. Şebap güvercinlerimizin tamamının fiziksel özellikleri aynı. Aralarındaki fark renk özellikleri. Ben ilk önce fiziksel özelliklerini anlatayım. Oradan başlayayım. Bütün hepsinde aynı fiziksel özelliklere sahip olmaları gerekiyor. Şebap güvercinlerimiz mümkün olduğunca iri olmalı. Fiziklerinin iriliğinin yanında belleri geniş olmalı. Paçaları, ayaklarındaki paçaları mümkün olduğunca üstten dolu olmalı. Üstten dolu olmalı. Kafaları iri olmalı. Alınları geniş olmalı. Boyunları çok uzun olmamalı. Kuyruklarındaki siyah sayısı dengeli olmalı. Kuyruklarındaki şeyler 1:1, 2:2 dengeli olmalı. Bunlar bizim güvercinlerimizin genel özellikleri. Şimdi gökleri anlatayım. Bu gökleri anlatayım ben size. Göklerdeki mesela iki tane erkek var burada. İki erkeğin de kumaşı güzel. Bu öndeki erkeğin fiziği arkadaki erkekten daha düzgün. Ama bakın bu arkadaki erkeğin alın yapısı öndeki erkekten daha iyi. Kolonları, ikisinin de kolonları eksik. Yani olması gerekenden az. İkisinin de barları. İkisinin de barları olması gerekenden az. Çakmaklı'da ve Gök'te tırnaklarında beyaz olmayacak. Bak siyah olacak. Tırnakları siyah olması gerekiyor. Siyah. Tırnakları. Gagası da siyah olacak. Kumaşları açık mavi ve herhangi bir çırtık olmayacak. Kafalarında çizgi olmayacak. Çakmaklı da fark olarak, Gök'ten fark olarak sadece üstündeki pulları. Üzerindeki pullarının net ve düzgün olmasını arıyoruz. Bu işlerindeki en iyisi bu. İşlerindeki en iyi pullu olanı bu. Bu ara eksik. İşlerindeki en iyi çakmaklı olanı bu. Ama bunların içinde. Yani bu olması gereken bu değil. Olması gerekeni biraz daha net olması pullarının. Biraz daha şey olması. Büyük olması. Göz renklerinden bahsedeyim. Göz rengi açık mavi. Buz mavisi. Buz beyazı olması gerekiyor. Şimdi miskilerden bahsedeyim. Miskiler de çakmaklı ve göklerden farklı bir özellik var. Tabi kumaşları ve renkleri farklı. Bunlardaki özellik ne? Bunların gagaları beyaz olması lazım. Gaga böyle olması lazım. Bu kuşun ağzı ve gözü çok güzele yakın, ideale yakın. Göğüsleri mümkün olduğunca parlak, mümkün olduğunca parlak sarı olması lazım. Portakal renginde olması lazım.